Çene ve yüz şekil bozukluklarında aynı zamanda implant dediğimiz yabancı materyallerden de sıklıkla faydalanırız. Özellikle bu implantları dışarıdan yüzde herhangi bir kesi olmaksızın, iz kalmaksızın ağız içerisinden girerek yerleştirebiliriz. Elmacık kemiği üzerine, gözaltının olduğu bölgeye, çene ucuna, çenenin köşelerine bu implantları koyarak daha iyi bir görünüm, hacim sağlamak mümkündür. Bu implantların özelliği immünojenik olmaması, alerji yapmaması, kansere sebep olmaması ve vücutla, dokuyla uyumlu olmasıdır. Çene ve yüz şekil bozukluklarında kemikleri keserek hareket ettirme dışında diğer destek amacıyla kullandığımız ikinci yöntem de bu kemik yapıların üzerine koyduğumuz implantlardır. Yani protezlerdir. Bu protezler ağız içerisinden girilerek yerleştirilebilir. Dolayısıyla kişinin vücudunda herhangi bir iz kalmaz. Kalıcı olan bu aloplastik materyaller veya implantlar kemik üzerine koyduğumuz yerde tespit edilir, fikse edilir. Yani özel vidalarla sabitlenir. Dolayısıyla herhangi bir basit travmada etkilenmezler. Koyduğumuz bu implantlar ömür boyu kalabilecek malzemelerdir. Herhangi bir enfeksiyon yani iltihaplanma yapmadıkça veya buna benzer bir problem olmadıkça çıkarılmaları, alınmaları gerekmez. Ve gerçekten plastik cerrahide çok sıklıkla kullandığımız estetik amaçlı hastaya çok büyük fayda veren uygulamalardır.